SMA tip 1 hastası olan 9 aylık Safa bebek için Kocaeli 112 acil sağlık personeli de harekete geçti. Sağlıkçı bir anne ve babanın çocukları olan Safa'nın tedavi masraflarını karşılayabilmek amacıyla düzenlenen kampanya çerçevesinde ilimizde de bir kermes organize edildi. Kermes Belsa Plaza önünde gerçekleştirildi. Düzenlenen kampanya hakkında 112 acil tıp teknisyeni Ezgi Karaca açıklama yaptı. Burada meslektaşımızın evladına sahip çıkmak için toplandık. Onun için tedavi masraflarını karşılayabilmek için böyle etkinlikler düzenliyoruz. Ona bu şekilde destek oluyoruz. SMA hastalığıyla ölüm gerçekten kader değildir. Tedavisi var. Lütfen insanları hani daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Desteklerini esirgemesinler bu çocuklardan. Maalesef SGK kapsamında olan bir ilaç değil. O yüzden gerçekten bir ailenin tek başına karşılayabileceği bir şey de değil bu. Lütfen destek olun, görmezden gelmeyin. Çünkü bizim izlemeye bile dayanamadığımız o videolar bir bebeğin, bir ailenin maalesef gerçeği. Her gün acı içinde kıvranıyor bu çocuklar. Dolar üzerinden alınan bir ilaç, 1 milyon 820 bin dolar civarı ve maalesef bizim için çok büyük bir rakam. Ciddi zorluklar çekiyoruz. Sadece SMA ile değil, maalesef sosyal medyadaki yanlış algılarla da savaşmak zorunda kalıyoruz. Malatya'da yaşayan 112 acil servis personelleri Fethit Pektaş ve Asene Pektaş'ın 9 aylık çocukları Safa Pektaş'a 3 aylıkken SMA tip 1 teşhisi konulmuştu. Safa'nın yurt dışındaki tedavisi için gerekli parayı toplayabilmek amacıyla çiftin yakınları tarafından bir kampanya başlatılmıştı. Kampanyada %78 seviyesine ulaşıldı. Ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinlikler ile kampanyanın en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. Lütfen valilik izni olan, faaliyet sorgu numarası olan kampanyaları, bunları sorgulamak çok zor değil. Sorgulayarak lütfen siz de bu bebeklere destek olun. Herkese, özellikle maddi olanağı olan insanlara bu çağrımız. Lütfen duyun bu çocukların sesini. Çünkü Türkiye'de gerçekten %40 taşıyıcı oranı var. Hepimizin başına gelebilecek bu durum. Görmezden gelinemeyecek, yok sayılamayacak bir durum maalesef. Lütfen hepinize, bu çocuklara destek olmaya bekliyoruz. Özellikle biz sağlık personelleri gidişatın, seyrin ne kadar kötü olduğunun farkındayız. Ve bizler her zor anında tüm vatandaşların yanındayız. Ama bugün maddi olanaklar yüzünden biz kendi evladımıza şifa olamıyoruz. Bu en büyük acı bizim için zaten. Sizden de tek ricamız, lütfen hepsi için destek olun. Bize de bu konuda yardımcı olun, sesimizi duyurun. Safa'nın sizler de çıkmayan sesi olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Peki kampanya kaç gün devam edecek bu alanda? Kampanya izinleri 1 yıl süreyle oluyor, valilik izinleri. Safa şu an 9 aylık ve 3,5 aylıkken tanı aldı. 3,5 aylıktan sonra bir süreç geçiriyor bu izinlerin çıkması. İznimiz Eylül 10 itibariyle başlamıştı. O zamandan bu yana kampanyamız %78'e ulaştı. Ciddi bir çaba sarf ediyoruz bu süreç için. Ama gerçekten hani büyük meblağlarla bağışlar olmuyor. Gerçekten 1 liralarla, bir 10 liralarla biz bu raddelere gelebildik. Yine de çok şükür güzel ilerliyoruz. İnşallah ay sonuna kadar kampanyayı bitirmek istiyoruz. O yüzden bizim için son süreç. Lütfen tüm Kocaeli halkından da sağlıkçısına bu süreçte sahip çıkmasını bekliyoruz. Bizler her zaman pandemi sürecinde olsun, her zor anınızda çaldığınız ilk kapıyız. Belki ailenizden önce ilk düşünülen 112 oluyor, ilk aranılan yeriz. Lütfen para yüzünden evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Hepinizden destek olmanızı bekliyoruz.